Arkadaşlar 9 tane sporcumuz var ve 3 tane burada ödülümüz var. Altın ayakkabı, gümüş ve bronz ayakkabı. O zaman altın ayakkabıdan başlayalım. Burada 9 taneden bir tanesi altın ayakkabıyı alabilir. Geriye kalan 8 kişiden birisi gümüş alabilir. Geriye kalan 7 kişiden biri de bronz ayakkabı alabilir. Bunları çarpalım. 9 çarpı 8, 72 çarpı 7. O da bize 504'ü verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar birden 10'a kadar numaralanmış 10 tane kutumuz var. Her bir kutuya üzerindeki numaranın 2 katı kadar bilye atılıyor. Yani buraya o zaman 2 tane attık. Buraya 4 tane, buraya 6 tane, buraya da o zaman 20 tane attık. Peki daha sonra bilye sayıları çarpılıyor ve 10.240'a bölünüyor. Arkadaşlar 2'den biz 20'ye kadar olan sayıların çarpımını şöyle diyebilir miyiz? Burası 1 çarpı 2, burası 2 çarpı 2. En son devam edelim. Burası da 2 çarpı 10. Yani birden 10'a kadar olan sayıların çarpımı 10 faktöriyel çarpı. 10 tane kutumuz var. 10 tane burada 2 çarpanı var. Bunları çarparsam ne gelecektir? 2 üzeri 10. Peki bölelim. Buradaki sayıya bölelim. Burası nedir arkadaşlar? Ben bunu şuraya yazabilir miyim? 1024 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. 1024 neydi? 2 üzeri 10'du. O zaman 2 üzeri 10'lar sadeleşirse geriye sadece ne kalacaktır? 10 faktöriyel bölü 10. 10 faktöriyel ben 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazarsam bunlar sadeleşir. Geriye sadece o zaman 9 faktöriyel kalacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar cep telefonu hafızasında yer kalmadığı için burada 9 tane farklı kitaptan bir tanesini silmek istiyor. Burada 4 tane, burada 5 tane farklı kitabımız var. Yani toplamda 9 tane. 9 taneden herhangi bir tanesini silme işlemi gerçekleştirebilir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar 6 tane soru sorulacak ve her doğru cevabı biz 1 puan veriyoruz. Herhangi biri 5 soruya doğru cevap verdiği an yarışma sona erecek. Peki en son duruma bakarsak Furkan yarışmayı 5-1 kazanmış. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi doğru, 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 doğru yani 5 tane doğru, bir tane yanlış olduğunda. Şimdi arkadaşlar verdiği an dediğine göre yani biz 5 tane soruya doğru cevap verdiğimizde 6. soruyu sormasına gerek yok. Yani o zaman burada Talha'nın yanlış cevabı sonuncu değil. Yani bu ilk 5 taneden bir tanesi olacaktır. Yani sonuncu mutlaka Furkan doğru vermiştir. Doğru bilmiştir. O zaman sonuncu ben iptal ediyorum. Geriye kaldı 5 tane soru. Bu 5 tane soruda 4 tane doğru verecek Furkan. Bir tanesi yanlış olacaktı. Bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? Burası da kaç tane doğru yanlışımız var? 5 tane. Bir tanesini buraya yazmış olduk. Şimdi burası 5 faktöriye bölü. Buradan da 4 tane D'miz var. 4 faktöriye bölersem 5 tane farklı durum olacaktır. Yani Y'yi ben son tarafa, buraya, buraya, buraya ve baş tarafa yazabilirim. Dolayısıyla 5 tane farklı durum olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar yukarıda lokantanın menüsü verilmiş. Öncelikle arkadan başladım. Salata grubu hariç diğerlerinden birer tane seçecek. Burada 1, 2, 3, 4 tane farklı seçenek var. Bir tanesi seçebilir. Burada 5 tane farklı seçeneğimiz var. Bir tanesini seçsin. Burada 4 tane farklı meşrubat var. Bir tanesini seçebilir. Peki bunlar ortak olmayacak. Hemen Yusuf'a bakalım. Çorba ve meşrubat almayacak. Meşrubat almasın, çorba almasın. Ana yemeklerden 5 tane vardı. Bir tanesini zaten hakkı almıştı. O zaman geriye kaldı kaç tane? 4 tane. Salata alabiliyor. 3 tane farklı seçenek var. Bunları çarpalım. 16 çarpı 5, 80 çarpı 12. O da bize 960 tane farklı durum verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar yukarıda bir tanımlama yapılmış. Yerini yazalım bize. U faktöriyel bölü V faktöriyel eşittir 120. Peki biz burada U faktöriyel çekersek o zaman burası 120 çarpı V faktöriyel olur. Bu da alacağı değerlerden bir tanesi. Arkadaşlar 120 çarpı 119 faktöriyel bize 120 verir. Dolayısıyla alacağı değerlerden bir tanesi 119'dur. Peki diğerine bakalım. Ben 120'yi burada 5 faktöriyel olarak yazarsam yani çarpı 1 dersem yine bakın buradan U faktöriyel yani 5 faktöriyel olacaktır. Dolayısıyla V'nin alacağı değerlerden bir tanesi de 0. Çünkü 0 faktöriyel 1. Bir tanesi de 1'dir. 1 faktöriyel alırsam bana 1 verecektir. Diğer değerlerden bir tanesini arkadaşlar şöyle görelim. 120 ben şöyle yazabilir miyim? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Çarpı eğer 6 dersen burası ne olur? 6 faktöriyel olur. Yani buradaki V faktöriyel eğer 6 ise V'nin o zaman 3 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 3 faktöriyel 6. Dolayısıyla o zaman buraya 3 eklersem 4 tane farklı değerimiz olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar birden 24'e kadar numaralanmış 24 tane öğrenci var. Herkes tahtaya kalktığında numarasını ve bir fazlasını çarpıyor. Yani birinci öğrenci 1 çarpı 2, ikinci öğrenci 2 çarpı 3. Daha sonra 3 çarpı 4 bu şekilde devam edecek. En son 24'te 24 çarpı 25 olacaktır.
Şimdi birinci çarpanlara bakalım. 1, 2, 3, en son 24'e kadar geldik. Burası kaçtır? 24 faktöriyel. İkinci çarpanlara bakalım. 2, 3, 4, en son bakın 25 var. 25'e kadar çarparsam burası da 25 faktöriyel olur. Sondan kaç basamağı sıfırdır demiş. Yani kaç tane 5 çarpanı vardır? 24'ten başladım. 24'ü ben eğer 5'e bölersem buradan 4 çarpı 5, 20 olacaktır. Yani 4 tane 5 çarpanımız, yani 4 tane sıfırımız var. 25'e bakalım. 25'i 5'e bölersem buradan 5 tane. Tekrar bölüyorum, 1 tane. X'in toplamı 6 tane. Yani 6 tane 5 çarpanı var. 6 tane 0 var demektir. Dolayısıyla X'in toplarsam 6 artı 4 bana 10'u verecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar yukarıdaki eşitlikte biz n'i bulmaya çalışalım. Büyük olan sayıları küçük olana, yani n faktöriyel kadar parçalayalım. N artı 2 faktöriyel ben n artı 2 çarpı n artı 1 ve n faktöriyel şeklinde yazabilirim. Burayı da n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazarsak n faktöriyeller ortak. Geri kalanları çarpalım. Burada n artı 2 çarpı n artı 1'imiz var. Eksi n artı 1'imiz kaldı. Eksi 1 kaldı. Şimdi parantezindeki ifadeye tekrar bakarsam burası n faktöriyel yazalım. Şimdi burada ortak olan n artı 1'ler var. N artı 1 parantezinde ne kaldı? N artı 2. Burada eksi 1 kaldı. Eksi 1'imiz var. Tekrar eksi 1'imiz var. Şimdi bu iki ifadeye eğer bakarsak biz şu ikisinin toplamı arkadaşlar n artı 1, n artı 1, yani n artı 1'in karesi oldu. O zaman n faktöriyel. Burası n artı 1'in karesine eğer açarsam n kare artı 2n artı 1, bir de eksi 1'imiz var. Eksi 1'i de toplarsak burada eksi 1 artı 1 birbirini götürecektir. N faktöriyel baktım. Bu ikisine ortak olan n'ler var. N parantezinde n artı 2 ifadesi kalır. İşletin şimdi diğer tarafına bakalım. Burası 2 üzeri 8 çarpı 3'ün küpü çarpı 5. N yerine kaç yazarsam buradaki eşitliği sağlayacaktır. Şimdi buradaki 8, 2 çarpana bakalım. 8 tane 2 çarpanımız var. 3 tane 3 çarpanı, 1 tane 5 çarpanı. Şimdi en yerine biz 5'ten başlarsak burası ne olur ona bakalım. 5 faktöriyel çarpı 5 çarpı 7 olur. 7 çarpanımız yok, yani bu sağlamaz. Peki 6'ya bakalım. 6 faktöriyel çarpı 6 çarpı 8. Peki bu eşitliği sağlar mı? Bir tane 5 çarpanı var. Peki 3 çarpanına bakalım. Burada bir tane var. 6 faktöriyelde 1 6, bir de 3 de var. Yani 3 tane 3 çarpanımız var. Veya bunu şöyle açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diyelim. Çarpı 6. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2'nin küpü. Peki burada ne demiştik? Şimdi 3 çarpanımıza bakalım. 1, 2, bir, burada var 3 tane. Yani bu sağlanır. Bir tane 5 çarpanı var. Bu da sağlanır. Şimdi 2 çarpana bakalım. 1, 2 tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada. 3 tane burada var. Toplamına bakarsan bana 4, 4, 8 tane verecektir. Yani buradaki eşitliği sağlar. En o zaman kaç olmalı? 6 olmalı. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar yukarıdaki verilen tanımlamaya göre öncelikle paydan başlayalım. Burada sekizgen kullanılmış. Birden başlayacağız. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı en son burası 1 artı 8, yani 9'a kadar gideceğiz. Aslında burası bize 9 faktörü verecektir. Alta gelelim. 5'ten başlayacağız. 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 5 artı 4, yani 9'a kadar gideceğiz. Peki burada ortak olan neler var? 5'ten itibaren yazarsak 5'ten 9'a kadar olan ifadeler ortaktır. Dolayısıyla geriye ne kadar kalacaktır? Ne kalacaktır? Yani 4 faktöriyel, birden 4'e kadar olan sayıların çarpımı yazılacaktır. Şimdi A'dan başlayalım. Şimdi A'daki ifadeye bakarsan burası nedir? Birden itibaren başlanır. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Yani 1 artı 3, kenar sayısı 3. 4'e kadar gider. 4 faktöriyel verecektir. Yani bizim yukarıdaki eşitliği sağlayacaktır. Doğru cevabımız A'dır.